Yayla balığı genelde şey, Eskişehir, Ankara, İç Anadolu, Ege tarafında da kırçiçeği olan bölgelere gidiyorlar. Oradan da alıyorlardır herhalde mi? Onlar genelde şey, arıyı geliştirmeye dönemleri olduğu için o balığı çoğunlukla depolatamıyorlar, kullanıyorlar. Kullanıyor yani. Yani onu arı hayatını anlatırken göreceksiniz. Birkaç ders sonra başlayacağız. Yani koloni bizim bahara çıktığımız zaman 2-3 çerçevelik bir nüfusa sahip. Beslemenin de özelliklerini o zaman anlatacağım zaten. Biz sezonu 2-3 çerçeve, 4 çerçeve, 5 çerçeve nüfusla bahara çıkıyoruz. Haziran ayı bizim balakım dönemimiz. O döneme kadar 2 katlı kovan yapıyoruz onu. Yani bir çerçeveyi 3000 nüfus deseniz, evet 3000 nüfus deseniz, 3 kere 6, 18.000 nüfusla çıkıyorsunuz. Bunu 60.000, 70.000 nüfusa getiriyorsunuz. Yani bu neyle oluyor? Havayla çoğalmıyor bu canlılar. Yiyorlar, tüketiyorlar, karbonhidrat tüketiyorlar, protein tüketiyorlar. Sürekli bir üretim var. Bu gerçekten, detaylarını da anlatacağım. İnsanın aklı almıyor yani. Günde kendi ağırlığının 1,5 misli yumurta atıyor bir anar. Kendi ağırlığının 1,5 misli yumurta atan bir ana arı var. Sürekli kovan içerisinde bir besleme var. Bir yavru gözü gün içerisinde 2000 öğün besleniyor. Sürekli olarak besleniyor. Ve bu kovana gelen sürekli bir tüketimle gerçekleşiyor. Bunun bir devamlılığı oluşması gerekiyor. Bunun da daha detaylı anlatacağımı söylüyorum ama dikkat çekmesi bakımından. İşte sizin besleme yapmanız bu kovana sahte bal yaptırılmasının anlamına gelmiyor. Sizin bilinçsiz besleme yapmanız problemli ürün çıkmasının anlamına geliyor. Ürünün bilinçli besleme yapılması önemli. Yani bu insan eli altında yetiştirilen canlıların hepsinde var. Yani bu tavukçuluk yapıyorsanız bu tavuğun yem rasyonunun içerisinde olması gereken besinleri koymanız gerekiyor. Yumurtlama döneminde ayrı besin koyuyorsunuz. Yumurtlamadığı dönemde ayrı besin, tüy dökümünde ayrı besin koyuyorsunuz. Gene koyunculuk, süt sığırcılığı, besi sığırcılığı bunların hepsinde. Verim verme döneminde ayrı besin kullanıyorsunuz. Verimsiz döneminde ayrı besin kullanıyorsunuz. Kış ayı geliyor ayrı besin kullanıyorsunuz. Yaz ayında ayrı besin kullanıyorsunuz. Kış ayı geliyor öğün sayısını arttırıyorsunuz. Niye? Havalar soğuk, canlı enerji üretecek, hayatta kalacak. Yetmeyecek çünkü sizin yazın verdiğiniz besin. Miktarı arttırıyorsunuz. Yoğunluğu artırıyorsunuz. İşte yeşil ot verirken, kurtulmuş ot verirken veya tane yem veriyorsunuz. Bunları dengeli tutarsanız siz bu işten başarılı oluyorsunuz. Arıda da aynı şekilde. Arının oluk oluk bal getirdiği dönemde siz de bir taraftan besleme yapın. Hiçbir anlamı yok ki. Zaten yemez yani. Kenarda durur. Ne zaman biterse o eğer ekşimemişse, bozulmamışsa kullanır. Ama sizin onun ihtiyacının olduğu zamanda vermeniz lazım. Yani aynı dili konuşanlar değil, aynı düşünceleri paylaşanlar anlaşabilir. Bu Mevlana'nın sözü, yanlış hatırlamıyorsam. Yani siz de arınızla aynı şeyi yapmaya çalışmanız lazım. Yani. Bu siz arınızla anlaştığınızın anlamında. Bunu birçok şeyde örneğini vereceğim. İşte arı gelişmeye çalışıyor. Bal getiriyor dışarıdan ama polen gelmiyor. Polen protein kaynağı. Polen gelmiyorken siz polenin açığını kapatacak bir besleme yaparsanız o arı gelişim gösterecektir. Ama zaten bal geliyorken siz bir de şerbetleme yaparsanız sadece kendinize ve arıya zarar veriyorsunuz. Doğru bir yetiştiricilik yapamazsınız. Ama bilinçli üretim yaparsanız hiçbir problem yaşamazsınız. Sahte bal yapması veya yapmaması bu o üreticinin vicdanına kalmış bir şey yani. Ona bir şey diyemem. Ha, biz kontrol etmek istiyorsak bunun kontrol merci olarak bunu analiz ederiz, alırız. Problem varsa kullanmayız. Yani tüketici olarak ne var? Tüketici olarak da ambalajlı ürün diye bir kriter var. Ambalajlı ürünü kullandığınız sürece üzerindeki ambalajdan sorumludur kişi, onu bilirsiniz. Ambalajsız ürün kullandığınız sürece de
Bu bir risktir. Bu riski kabullenmiş oluyorsunuz. Yani açık bir peynir almak, o açık peynirde olabilecek problemi kabullenmektir. Ama kapalı aldığınız zaman üstünde üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim yeri bunlar yazıyor, kontrol edebilirsiniz. Ekmeği fırından açık aldığınız zaman onun üzerinde olabilecek her şey bir riski kabul ediyoruz. Ne yaptılar? Ekmeği torbaya koyalım dediler, ortalık karıştı. Ama torbaya konulduğu zaman denetlenmiş olacaktı. Halk olarak kabul etmedik. Biz açık ürün istiyoruz dedik, açık olarak alıyoruz. Peynirde de aynı soru. Ya peynirde de sütte de bakın. Yani bidon satışı kaldırmak istediler. Ne oldu? İnsanlar kabul etmedi. Hala kullanırlar ve o riski kabullendirmiş oluyoruz. Yani günlük süt aldığımız sürece su bidonuyla aldığımız zaman o riski kabul etmiş oluyoruz. Bundan kimseyi suçlayamayız. Yani bundan hiçbir resmi merciyi de suçlayamayız. Vatandaşı da suçlamayız. Pazarı oluşturan biziz çünkü. Almadığımız sürece ortadan kalkacak zaten. Yani bir adam sütü sardıktan sonra bidona doldurup müşteri bulabiliyorsa bunu üretecek tabii ki yani. Çünkü onun için daha büyük getiri. Yani ayçiçek balını ben kavanoza koyup 20 liradan satıyorsam ne olur? 400-500 lira olur. İşte kavanoz masrafı, taşıma masrafını düş. Ne oldu? 400 liraya, 350 liraya sattın ama yerinde 280 liraya satacaksın. O aradaki fark kar, tamam. Satabiliyorsan kar. Ama satamıyorsan alan müşteri ya bu şeker diye atıyorsa, kullanılmıyorsa zarar. Çünkü hani görmediğiniz tarafını da söyleyeyim ya. Balı orada ürettiniz. Ben 100 kovanla gittim. Hadi çok iyi bir sene oldu. 100 tenekede bal aldım. Şimdi ben o aralarımı geri getireceğim, o ballarımı geri getireceğim. Evet. 26 kilodan 2600 ton yapıyor. Ya kamyonetle gittiysem veya kamyonla gittiysem kamyonun tonajını aşacak. Bir kamyon daha tutmam gerekecek. Onun masrafı da oluşacak. Ya bu gibi şeyler var yani. Onun için başta söyleyeyim. Orada sanki yok. Ya işte o da tercih meselesi yani. Şimdi evet, arıcılık bu bakımdan önemli. Yer bakımından özelliklerini söyledim. Ülkemizde artmakta olduğunu. Burada tabii sizler açısından gene söyleyeyim. Nasıl başlanmalı çok sorulan bir şey. Tabii ki askoliniyle başlanmasını genelde tavsiye ediyoruz. Yani başlayacaklar için söylüyorum. İlk baş birden çok kovanla bakılması, çok kovan elde edilmeye çalışılmasını tavsiye etmiyoruz. Genelde burada genel olarak kullandığımız kriter 3 kovan. 3 kovanla başlayın. Çünkü bir kovanla başladığınız zaman bir hata yaptınız, o zarar gördünüz, kaybettiniz, hevesiniz kaçar. 2-3 kovanla yaptığınız zaman hani birinden bir zarar görürseniz öbür 2 tanesinden tekrar çoğaltma şansınız var. Bir tane bile kalsa ondan gider yani bir sonraki sene işi öğrendiyseniz 10 kovan yaparsınız. Yani bu zor bir şey değil. Gelişim gerçekten çok hızlı. Bilinçli hareket edildiği zaman üretim bakımından çok verimli bir canlı. Onun için önemli olan sizin işi öğrenmeniz. Bu öğrenmek için de sadece sabırlı olmanız lazım. Biz genelde şöyle söylüyoruz. Yani 2 sene kendinize süre verin. Yani şunu düşünmeyin. Ya ben hemen 3 kovan arıyla başladım. İşte kovan başı 20'şer kilodan 60'er kilo bal alacağım. Bu balları satacağım. Şu kadar polen alacağım. Onunla da kovanları alacağım. Hemen işte arttıracağım. Böyle bir hızlı girişte yapmayın. Sakin sakin. Ben bu işi görmeye başlayacağım. Bu arıyı çoğaltmaya başlayacağım. Kışlattığım zaman zayiat vermeden bahara çıkış amacım. Bunu doğru bir şekilde yapmaya başlayacağım. Hasat edilecek bal olduğunu düşünüyorsam hasadımı da yapacağım. Yani bir çerçevede bal alabilirim, 10 çerçevede bal alabilirim. Sizin ilk 2 sene amacınız o canlıları kovanda hayatta tutmak. Sizin istekleriniz doğrultusunda istediğiniz ürünlere iklim koşulları, çevre koşulları müsaade ettiği sürece varabiliyor musunuz, varamıyor musunuz? Bunu kontrol etmeniz. Yetiştiriciliğin ana gayesi bu. İstekleriniz doğrultusunda çevre koşulları da imkan sağladıysa
amaçladığınız ürüne ulaşıp ulaşmadığınızı değerlendirmeniz. Ben çok iyi bir arıcılık yapabilirim ama o sene gerçekten kötü bir sezondur. Verim elde edememiş olabilirim. Ben elde edememişimdir. Yanımdaki arkadaş da elde edememiştir. Karşı köydeki arkadaş da elde edememiştir. Genel itibariyle bir verimsizlik varsa evet, benden kaynaklanan bir hata değildir. Veya herkes verimi aldıysa ben alamadıysam o zaman bir yerde gene bir eksiklik var. Benim gene dönüp kendime arkaya bakıp kontrol etmem lazım. Yani sizin kendinizi kontrol etmeniz lazım. Burada kendinize onun için zaman tanıyın diyorum. Bir iki sene zaman tanıyın. İki sene sonra deyin ki evet ben bir arıdan 10 kovan arı da yapabilirim. Sezon iyi giderse. Ben evet şu kadar kovan da alabilirim diye karar verirseniz evet yapın. Bakın ben çok işletme biliyorum. 50-60 tane kovan yaptırmış, özel işte kendi tahtalarını özel biçtirmiş, arıları koymuş, o sene arıları kaybetmiş, seneye kovanları kimi satmış. Kimisinin hala deposunda kovanları duruyor. Bir sürü ekipman almış, ya bağ süzme makinesinin en güzeli olsun, ben bundan çok bağ süzeceğim. İşte kazanın en iyisi olsun, karavanım olsun, çadırım olsun, bir sürü yatırım yapmış ama bir türlü üretime döndürememiş. Yani birçok işletme biliyorum. Yani işi bırakmış işletmeler de biliyorum. Ekipmanların evet seçilmesinde fayda var. Herkes iyi ekipmanla çalışmak ister. Ama öncelikli olarak işinizi görecek ekipmanı kazanın. Ondan sonra karar verin. Mesela kovan. İnsanlar şunu bekliyor işte yani. Hemen yeni kovanı alalım. Koyalım arıları yeni kovanda yürüsün. Almayın eski kovan alın. Koyun. Ondan sonra gidin yeni kovan alın. Yeni kovanı arınıza aktarın. Eski kovanlarınızı yedeğe ayırın. Yedekte dursun. Bir oğul geldi dala kondu. Neye koyacaksınız? Siz çarşıya gideyim, kovan alayım, geleyim diyene kadar o gider. Ya en basitinden arazi koşullarında yani alet edevatı koymak için bile bir sandık lazım. Yani o eski kovan bile o işi görür. Yani. O eski kovan iş görecek bir şey. Hiçbir zaman atılmasın. Ne zaman bir tarafı delinir, artık ayağı, bacağı yamulur, kapağı üstünde durmazsa atarsınız. Bizim bir arıcımızın bir tabiri var. Artvin tarafta, o söylerdi. Onun kovanlar da, o şey derdi, ben eski kovanlarımla aktarırım arayı, kışı geçirirler eski kovanlarımda. Eski kovan yağmur, çamur görür, yeni kovanlar sundurmada bekler. Bahar geldi mi yeni kovanları alır. Delik falan yok mu? Delik var. Bizde orada bir söz var derdi. Kovana fare girecek, peşinden kedi de girecek. Yani kovanın delik patlak olmasının hiçbir anlamı yok, sıkıntısı yok. Arı güçlüyse o arı, o güçlü arı o kovanda hayatını devam ettirir. Yani bu çok vardır bizde. Bakın o tarafta arıcılıkla ilgili köklü bir bölge. Gene işte Karadeniz'in bir bölgesi. İlla tahta 3 santim olacak. Ya niye 3 santim? Ya sıcak olacak. Bizim orası soğuk. Ya işte çatlak patlak arıyla da geçiriyorum. Arı sağlıklı olacak içeride. Evet kovanın izolasyonunun faydası var. Ama 3 santim olduğunda da yerinden kalkmayacak bu sefer. Ben nasıl taşıyacağım bunu? Ya kriterleri seçerken doğru değerlendirmek. 3 santim tahta yapacaksın altına havalandırma yapıyoruz. Yani rutubeti ortadan kaldırmak için. Gürcistan'da bakıyorsun adam 1 santim tahtayla kovan yapmış. Diyor ki ben 70 yaşındayım 3 santimlik kovanı kaldıramam diyor. 1 santim olacak ki oradan oraya taşıyayım ben kovanı diyor. Diyorum ki ya bu Kafkas arısı mesela. Diyorum Kafkas melezi arı bu işte o tarafa gidiyor. Yok bizim oraya gitmiyor diyor bizim orası soğuk. Ya Kafkas arısı diyorum Kafkasya'dan gelmiş yani. Daha soğuk neresi olabilir ki yani. Bizim orası soğuk diyor yani. Kafkasya sizin oradan daha soğuk işte yani. Burada kriterleri değerlendirirken ön yargılı davranmamak lazım. Sakin, çok yönlü bakmakta fayda var arkadaşlar. Ondan dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi bir ara verelim. 8-10. Neyse onu yarın karar veririz. Evet arkadaşlar, şimdi kovan tiplerinden biraz bahsedeceğim.
Dediğim gibi önceden insanlık tarihinde insanlar farklı şekilde arıcılık yapma şekilleri varmış işte ağaçlardan. Hatta şimdi bile açıyorsunuz bazen internette falan YouTube'da videolarda görüyorsunuz işte kimisi çölde bir sopa koyuyor ona petek yaptırıyor üstünden balını alıyor. Kimi işte Afrika'da bakıyorsunuz bir ağacın dalında koca bir tek parça petek var üstünde arılar onları kaçırıyorlar onun balını alıyorlar. Hala farklı şekilde arıcılık yapma şekilleri var. Üretim şekillerini. Eskiden de tabii çok farklı şekilde üretimler yapılıyormuş. İşte kovanlar ağaçlarda kendi arılar yerleşip konaklayıp buradan bal hasatı yapılıyormuş. Kayalarda gene arılar doğal olarak yerleşip insanlar bunlardan bal elde ediyorlarmış. Tabii burada insan eli altında yetiştirilmesi dedim ya bu biraz daha yabani balcılık gibi. Yabani arıdan bal elde etmek gibi. Artık tabii yabani arıya sadece kendi halinde yetişen arıya demiyoruz da eşek arısı, sarıcı arı gibi arılara yabani arı diyoruz. Çünkü bal arısı bizim için artık evcil arı olarak değerlendiriliyor. Ama o dönemler işte ağaç kovuğunda, kaya kovuklarında bulunan arılardan hasat yapılması söz konusuymuş. Tabii insan eli altına alınmaya çalışılırken bunlar ne düşünülmüş? Bunların kovanları var. Biz bu kovanlara benzer yuvalar oluşturalım ki bu yuvaları tercih etsinler ve bu tercih ettikleri yuvalarda biz bunları elimizin altında yetiştirelim. Daha sonra faydalanmaya çalışalım. Ki işte insan eli altında yetiştirilmeye çalışılırken doğal olarak arının seçtiği kovan şekilleri seçilmeye çalışılmış. İşte kütük bir kütüğe arı konuşlanıyorsa biz bir kütük hazırlayalım. Bu kütüğün içerisine arı yuvalansın. Kütükler oluşturulmuş. Veya arının konakladığı kütükler kesilmiş. Bunlar insanlara yakın bölgelere taşınmış. Buralarda yetiştiricilik yapılmış. Tabii yurt dışında Türkiye'de de bir iki tane yapıldı. Arıcılık müzeleri var. Bunlarla ilgili biz tabii hani gidip gezemediğimiz için internetten veya işte kataloglardan falan görüyoruz. Bakıyorsunuz bir tane kütük işte insan yüzüne benzer motifler çizilmiş üstüne. Soruyorsunuz bunu niye böyle çizdiniz? İşte ayı geldiği zaman korksun diye çizdik diyorlar. Bunun gibi farklı yöntemler de uygulamışlar ve bunların hepsi belirli mantıklar yürütülerek yapılmış. Biz tabii farklı iklim koşullarının yaşandığı, coğrafi olarak farklı bölgelere sahip bir ülkede yaşıyoruz. Burada tabii arı ırklarında da farklılıklar var. Yani Türkiye'nin güneyindeki arı ırkı kuzeyindekine uymuyor. Doğusundaki batısındakine uymuyor. Ciddi farklılıklar ortaya çıkıyor. Bu farklılıklar doğrultusunda da kovan tiplerinde de farklılıklar meydana getirilmeye başlanmış. Bu kovan tipleri nasıl kullanılmış? Mesela Trakya bölgesinde sepet kovan dediğimiz huni şeklinde sarmaşıklardan işte genelde ana hatlarındaki dalları fındıktan biçerek yapıyorlar. Ondan sonra çevresindeki kısımları, örgüleri fındıklıklarda bulunan sarmaşıklarda, ormanlıklarda bulunan sarmaşıklardan yapıyorlar bunları. Sıkılaştırıyorlar. Ve bunun çevresine de tezek sıvıyorlar. Ya eskiden evlerde tezek sıvanırmış. Samanla karıştırılmış tezek sıvıyorlar. Ve bu kuruduğu zaman işte kuru, sağlam bir yapı alıyor. Bu tabii neden böyle yapılmış? Bunun yapılmasında bile gene bir mantık var. Şimdi huni şeklinde olması sıcak havanın yukarıda birikmesini sağlıyor. Arı kolonisi kışın zayıfladığı zaman, küçük bir nüfus kaldığı zaman bile kendi ürettiği ısıyı kaybetmiyor. Sıvanan tezek izolasyon sağlıyor, soğuğu içeriye geçirmiyor ve çok zayıf bir koloni bile kışı geçiriyor. Daha sonra baharda gıda yeterliyse hızlı bir şekilde gelişiyor ve bu sepeti dolduruyor. Sepeti doldurduğu zaman, yani gene kulaktan dolma, kendim yetiştiriciliğini görmediğim için bir üreticimiz şey dedi, biz babalarımız bunu toprağa kazarlar,
toprağın üstüne koyarlar. Bu arı petekleri aşağı doğru devam ettirir. Daha sonra hasat dönemi geldiği zaman, arıya yukarı çekildiği zaman biz bunu keseriz. Bu içerideki petekleri hasat ederiz de. Bunun o kadar mükemmel bir özelliği var ki bakın yetiştiricilikte. O toprak balın içerisindeki nemin çekilmesini ve balın daha hızlı bir şekilde olgunlaşmasını sağlıyor. Yani yetiştiricilik açısından değerlendirdiğiniz zaman çok ciddi bir özelliği var. Koloni kalabalık bir koloni oluştuğu için kendini rahat koruyabiliyor. Yani o toprağın serinliğinden faydalanıyor sıcak havalarda. Zaten soğuk havada ısı yukarı birikiyor o huninin iç kısmında. Ve diyor, bunları ne zaman sıvarsınız dediğimiz zaman şey diyorlar. Ya bunlarda çatlamalar meydana geldiği zaman. Çatlamalar ne zaman meydana gelir? Çatlamalar ısı değişimi meydana geldiği zaman meydana gelir. Yani geçiş dönemlerinde onlar çatlar. Siz de sıvadığınız zaman o taze mayısla sıvandığın zaman o ısı üretir. Yani içeride bir kuru tezek var ama yaş tezek onun üstüne vurulduğu zaman onun sıcaklığı içeriye vuruyor. Yani dışarıdan tam ısıyı geçirmesini bırakın aynı zamanda ısı elde etmiş oluyorsunuz. Ve bu sayede üretimler yapılmış. Gene işte mesela Diyarbakır tarafından gelen bir arıcımız vardı. Onun söyledi. O da eskiden çok yaparmış. Onlarda da böyle yığın halinde kovanlar vardır. Yani bir çatı yapılır bir yere. Buraya bir çatı yapılır. Yuvarlak yuvarlak kovanlar yapılır. Buraya böyle yığın şeklinde dizilir. Hepsinden arı çalışır. Zaten her taraf sıcak kurak. Bir burası sundurmalı olduğu için rahat. Çıkan oğul da zaten yandaki boş kovana girer. Bunun içerisinde petek örerler. Sezon bittikten sonra bunun kapakları arkadan açılır, içeriden hasat yapılır. Gene dediğim gibi çok fazla hastalık ve zararlı oluşmadığı için bakım da rahattır yani. Çok müdahale etmeniz gereken bir şey de yoktur. Burada huni şeklinde değil de silindirik yapıda kovan yapılmasının mantığı işte sundurmanın altında durabilmesi. Ve onlarda da gene hasır kullanılarak yapılıyormuş ve o mesela söylemişti, biz bunu çamur ve at kılıyla karıştırarak yapıyoruz. Kovanların yapılmasında kullanılan malzemeler neredeyse evlerin yapılmasında kullanılan malzemelerle denk. Ya benim dikkatimi çeken şey de o. Yani insanlar kendilerine nasıl ev yaptılarsa arılarına da öyle malzeme kullanarak ev yapmışlar. İşte Borçka'da mesela orada da kütük kovan görüyorsunuz. Orada da evler ahşap yapılıyor zaten. Şimdi kütük kovanın içi oyuluyor. Borçka kovanı diyoruz o yuvarlak kovanlara. Yuvarlak şekilde olanlara. Gene onlarda da mesela kovanların içi oymuş. Çünkü ağaç kovuğuna arı yuva yapıyor. İnsanlar da bunu taklit ederek kovanların içerisinde oymuşlar. Kütüklerin içerisinde. Bunu kovan haline getirmişler. Bunun tabii ki bazı detayları daha var. Şimdi öbür mesela Diyarbakır kovanını görmedim ama Borçka kovanını görüyorum. Şimdi bu basit hani bir senede iki senede karar verilmiş bir kovan şekli değil. Yüzyıllardır böyle kovanlar kullanılmış. Ve insanlar bunların içerisinde teknikler uygulayarak sistem oluşturmuşlar. Bu dönemde mesela kullanan bir arıcıya soruyorsunuz. Diyorsunuz ki işte bunun niye burada iki tane deliği var, burada bir deliği var, bu altta bir yarığı var. Mesela şöyle bir yapı var onda. Bazen burada iki tane daha deliği var. Diyorsun ki niye böyle delikler var? Diyor ki bunlar gözü, bu burnu, bu da ağzı diyor mesela. Bunlar bizde burada yapılacak diyor. Neden yapıldığını soruyorsunuz bilmiyor. Çünkü o dedelerinden itibaren öyle görmüş. O öyle yapılacak, öyle yapıyor. Arıyı koyuyor içerisine. İçerisinde tahtalar var mesela. İç kısmına doğru baktığınızda şöyle bir tahta var. Şöyle bir tahta var. Bunlar niye yapılmış? Bunlar da içerine konulan peteklerin düşmesini engellemek için. Aynı zamanda arı taze petek yaptığı zaman, daha petek yeni olduğunda bir yerden bir yere taşınırken kopmasını, düşmesini engellemek için yapılmış. Destek için yapılmış. Şimdi bunların yapılmasının mantığı da şu. Şimdi sıcak havalar geldiği zaman arının çalışması için çok delik gerekecek. Evet, bunlar açılacak. Havalanacak. Ama kışa doğru gelindiği zaman fazla delik yağmacıların girişine sebebiyet verecek. Bunlar tıkanacak. Sadece bu bırakılacak. Bunu bırakılacağını biliyorlar. Neden bu bırakılacak? Mantığı ne?
sıcak hava yukarıya doğru biriktiği için siz bunları açık bırakırsanız yukarıda biriken sıcak hava buradan kaçacak. Burada sıcak havanın birikmesi için bunlar kapatılıp bu açılacak. Bundan sadece kendini koruyabilecek küçük bir delik bırakacak. Orada iki tane arı beklese, orada ölse gelen arının içeriye girmesi engellenmiş olacak zaten. Yani bu bir koruma deliği. Şu niye bırakılmış ağzı dediğimiz? Bu da kovanın içerisinde su girişi olduğu zaman aşağı doğru aksın, buradan çıksın diye yapılmış bir delik. Yani arının çalışması için yapılmış bir delik değil. Onun bazı bölgelerde bakıyorsunuz çok geniş yapıyor arı girecek kadar. Bu sefer yağmacı arı giriyor, yani amacının dışına çıkmış oluyor. Onun hafif arı girmeyecek kadar ama suyun içeriden aktığı zaman çıkacağı kadar yapılması lazım. Basit bir detay ama arı için önemli bir detay. Yani bizim için sadece burnu, gözü, ağzı olabilir ama yapılması için gerekli bir mantık var. Bu da seneler boyunca arıcılık yapıla 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 geliştirilmiş bir şey esasında. Gerekçelerinin bilinmesi sizin daha sonra yapacağınız kovanlarda özellikleri ona göre seçmenize fayda sağlıyor. Yani ne için yapıldığının irdelenmesi gerekiyor. Gene bunun dışında birçok tip kovan var. Yani Avrupa kökenli yapılan kovanlar var, görüyorsunuz. Ufak sepetler var, daha küçük yapılmış. Bu sepetlerin altına silindirik başka sepetler yapılmış. Arı geliştikçe bir sepet daha konuluyor. Geliştikçe bir sepet daha konuluyor. O sepetler doluyor. Hasat geldiği zaman sepetlerin arası kesiliyor. Sepet sepet bal arıyor diyorsunuz. Yani farklı birçok teknik var. Günümüz itibariyle de pazara sunulabilecek şeyler bunlar. Ama geliştirilmesi, çalışılması lazım gereken şeyler. Onun için bilmekte fayda olduğunu düşünüyorum. İnsanlar işte kovanları kontrol edilebilecek veya ellerinin altında yetiştiriciliği sağlayabilecek şekilde olması için çaba göstermişler. Bunun için öncelikli olarak bunları kullanmışlar. Daha sonra tabii bunların yapıldığı dönemlerde kovanların takip edilmesi, işte sepetin kenardan bakılması, sakin dönemlerde kapakların açılıp kovanın içine doğru bakılıp içeride neler nasıl çalışılıyor, dışarıdan bakıp nasıl çalışılıyor gibi yorumların yapılarak arının çalışılması değerlendirilmiş. Daha sonra peteklerin plakalar halinde oluşturulmaya çaba gösterilmiş insanlar tarafından. İşte düz plakalar yapılmış ve çerçevelere konularak, farklı çerçevelere konularak kovanlarda çerçevelerin konulup çıkartılıp kontrol edilebilecek kovanlar yapılmaya başlanmış. Bunlardan tabii çok var. Yani arıcılık tarihi içerisinde çok farklı kovanlar yapılmış farklı bölgelerde. Bunlardan zamanla dünya standartları oluşmaya başlamış. İşte en büyük çerçeveli kovan tipi olarak değerlendirebileceğimiz Dadant ve Langustrot tipi kovanlar var. Bunlar farklı ölçülerde, bunların detayları, çizimlerini göreceksiniz. Farklı ölçülerde, farklı bölgelere göre dizayn edilmiş, özellikleri var, yapılmış. Ama çok farklı bölgelerde de kullanılmış. Yani sıcak bölgelerde de kullanılmış, soğuk bölgelerde de kullanılmış. Ama ana kriteri olarak çok soğuk bölgelerde Dadant kovanlar tercih edilmiş. Daha sıcak bölgelerde Langustrot kovanlar tercih edilmiş. Burada çerçevelerin diziliş yapıları da önemli. Yani kovanın içerisinde konuşlanmaları. Bunlara da kovan başında anlatırken size anlatacağım. Soğuk bölgelerde kovanın uçuş deliğine kesecek şekilde dik konulmuş. Uçuş deliği hizasında paralel olarak konulan sıcak bölgelerde konulmuş. Bunun mantığı da şu. Sıcak bölgelerde peteklerin arasına hava girişinin sağlanması için konulmuş. Soğuk bölgelerde giren havanın kesilmesi, sıcağın muhafazası için konulmuş. Tabii burada sıcak bölge ile soğuk bölge değerlendirmesi, işte demin söylediğim gibi, hani diyor ya, bizim oralar soğuk, Kafkasya'dan daha mı soğuk? Veya işte Akdeniz sıcak, Afrika'dan daha mı sıcak yani? Şimdi burada değerlendirmenin neye göre yapılacağı artık biraz daha görecelik alıyor. Bunu size bırakıyorum. Ben kendime göre zaten kurs boyunca anlatacağım size kendime göre görüşlerimi. Şimdi burada işte kovanın
Yapılış şekli önemli. Tabii kovanın içerisinde çerçeveler çıkartıldıkça bunun kontrol edilmesi, içeride neler olup bittiğinin kontrol edilmesi, arı hayatının değerlendirilmesi, bilinmesi meydana çıkmış ve bu artık üretime dönüşmüş. Bu tip kovan ölçülerinin hala standartları değişmiyor. Yani standart ölçüleri sabit ama kişisel kullanımlara göre, ülkesel kullanımlara göre farklılık gösterebiliyor. Mesela bizim kullandığımız çerçeveler şu şekilde kovana girip çıkıyor. Ama bir bölgedeki, mesela İspanya'da bir tane gördüm, İspanya yolların şu şekilde yapmışlar. Yani bizim çerçevemizin aynı ebatını düşünün, kovan bu şekilde. Dikine. Mantığını, gerekçelerini ilerleyen derslerde anlatacağım. Balın depolanması, daha fazla balın depolanması ve kış boyunca rahatlıkla balın tüketilmesi bakımından böyle kullanmışlar. Sizin aynı kovanda, aynı amaçlı, farklı tekniklerle daha fazla depolama yapma şansınız var. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Ama tip olarak, yani kovan tipi olarak tabii ki farklılıklar kullanılmış. Bunlar var. Bu tabii kovan farklılıkları üretim şekline de nasıl olacağına dair ülkesel arıcılık faaliyetlerini yönlendirmiş. Neden yönlendirmiş? Bakın benim çocukluğumda yani geçiş dönemindeydik. Yani geçiş dönemi derken şöyle, şimdiye göre baktığım zaman kovanlar, fenli kovanlara geçiş son evrelerine gelmişti. Yani artık herkes fenli kovanla çalışıyordu. Daha doğu kısmı bilemem, batı kısmı için söylüyorum. Ama doğu kısımda tabii ki hala işte eski iptidai kovanların kullanılması yoğundu. Vardı yani. Tabii bu hastalıkların artması, varova gibi hastalıkların, yavru çürüklüğü gibi hastalıkların artmasıyla bunlar da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Neden? Kovanı kontrol edemiyorsunuz ki, bir hastalık var mı nereden bileceksiniz? Ana arı öldü mü, ölmedi mi? Bir hastalık meydana çıktı. Biz şu an kovanı her gün kontrol edecek bile bir hastalığı bir 15 gün sonra görüyoruz bazen. Ki o dönemde kara kovanın içerisinde nasıl göreceksiniz hastalığı? Sadece kışa sokuyorsunuz, bahara çıkmıyor. Arı neden öldü? Soğuktan öldü. Ya soğuktan yüzyıllardır hayatta kalıyor. Şimdi mi soğuktan ölmeye başladı yani? Kafkas arısı kullanıyoruz. Bu Kafkasya'da soğuktan ölmemiş. Burada niye ölüyor? Yani işte bu gibi gerekçeler, bilmediğimiz gerekçelerin sebebiydi. İşte o yaklaşık neredeyse 10 yıl oldu. 10 yıl önce ciddi arı kayıpları oldu dünyada. Ne oldu? Colony collapse disorder. İşte koloni çöküş sendromu diye isim koydular. Niye? Çünkü sebebini bilmiyorlar. Bir sendrom var. Bir sebepten dünyadaki arılar yok oluyor ama neden olduğu belli değil. Bir sürü yolumlar yapıldı. İşte belgeseller yapıldı. Bakacaksınız. Yani neden olduğu bilinmediği zaman farklı sebeplere yol açıyor. Tespit edildiği zaman işte bundan dolayı olmuş denilebiliyor. Birçok sebep var arı ölmesine sebebi oluşturabilecek. Bunun için takip etmeniz, değerlendirmeniz, bir koloni söndükten sonra içerideki durumu değerlendirmeniz gerekiyor. Bazen gidiyoruz hani, yani bir arıcının işte 30 kovanı ölmüş. Bakıyorsunuz, gerekçelerini söylüyorsunuz ama hepsi illa bir sebepten ölmüş olması şart değil ki yani. 10 tanesi ana kaybından ölmüş, 10 tanesi yavru çürüklüğünden ölmüş, 10 tanesi de gıda yetersizliğinden ölmüş. Bu da olabiliyor yani. Ama değerlendirme, ona göre karar vermek gerekiyor. Bunun için de kovan içerisindeki durumu görmeniz lazım. Hastalama. Bu işte geçiş dönemi tabii zamanla fenli yapılan kovanların ortadan kalkmasına sebep oldu. Eski kovanların ortadan kalkmasına sebep oldu. Standart tipli kovanların ön plana çıkmasına sebep oldu. Standart ölçülerdeki kovanlara da geçiş çok hızlı olmadı. Yani o süreç de çok hızlı olmadı. Herkes kafasına göre çerçeve yapmaya başladı, kovan çerçevesi. Ama bunun uluslararası bir standardı var. Bugün Almanya'dan bir çerçeve alıp buraya getirdiğiniz zaman şu an bizim kovanlarımız oluyor. Bizim kovanlarımızın çerçevesi de onlarınkine oluyor. Ya bizde çok düzensizlik var demiyorum bakın. O
sunum yapan kişinin dediği gibi onlarda da vardır çok illaki burnunun dikine kovan yapanlar da. Yani şimdi bizde gerçekten çok farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. İşte burada onlar da gezgin yapıyorlar mesela, o bakımdan sıkıntı yok. İşte burada ağacın yapısı da özellikler göz önünde bulundurularak seçilmesi lazım ki işte biz bunun içerisinde arılarımızı konuşlandıracağız. Konuşlandıracağımız arı ailesine koloni diyoruz arkadaşlar. Bu topluluk bir koloni. Bu koloni kovan içerisinde bir yapıya sahip ve bu artık bu koloni bir birey gibi hareket ediyor. Yani bunu biz teker teker bireyler olarak tabii ki değerlendiriyoruz farklı olarak ama toplu bir canlı gibi bakacaksınız. Bir kovan arı diyoruz. Yani bir tane koyun der gibi bir kovan arı olarak değer alıyor. Kaç kovan arım var diyoruz. Kaç bin arım var demiyoruz. Bazen işte gazetelerde şeylerde haber yapılırken dikkat çekmek için falan 4 milyon arısı ölmüş diye falan. İşte orada kaç kovan söndü? 100 işte kovan başı kaç nüfus vardır? Şu kadar çarptığın zaman 4 milyon arı yapar. İşte o dikkat çekici olması 4 milyon arı ölmüş. Evet doğru, o kadar yaklaşık olarak arı ölmüş. Dikkat, haber bakımından değerli bir şey. Ama işte biz bunu öyle değerlendiriyoruz. Bize kaç kovan koloni? Kovanların güçleri değerlendirecekse kaçar çerçevelik koloni diye söylüyoruz. Yani arı var, evet. Kaç kovan var? 100 kovan. Kaçar çerçevelik. Dönemsel olarak bulunduğu çerçeve sayısı da bizim için önemli. Yani şu dönemde 5'er 6'şer çerçevelik koloni nüfusu bizim için iyi bir koloni nüfusu. Ama Haziran döneminde 5'er 6'şer çerçevelik koloni nüfusu bizim için zayıf bir koloni nüfusu. Bizim bal dönemimiz Haziran ayı. Bal döneminde bizim için 10 çerçevenin üstünde koloni nüfusu önemli olan. Yani arı değerlendirmesi yapılırken koloni olarak değerlendiriliyor. Böyle bir değerlendirme yapıyoruz. Koloninin de dönemsel olarak kalabalıklığı bizim için önemli. Arı satıyormuş. Evet, arı satıyormuş. Kaç kovan satıyormuş? İşte 50 kovan satıyormuş. Kaçer çerçevelikmiş ortalama kovanlar? Ya işte bir 20 tanesi 10'ar çerçeveymiş. İşte bir 10 tanesi 9'ar 8'er çerçeveymiş. Diğerleri de ikişer üçer çerçevelik arılarmış. Toplamda kaç para fiyat istiyor? İşte bizim pazarlıktaki kriterlerimiz bu. Koloni ve çerçeve olarak değerlendirilmesi. Bu değerlendirmede de sadece söylemesi değil. Bakın bu bir ön bilgi mesela satışta. Benim gidip görmem. Onun 8 çerçeve dediği nüfus ona göre 8 çerçeve. Bana göre de 8 çerçeve. İşte bunun detaylarını anlatacağım size. Ama işte bu da bir özellik. Yani o koloninin sadece içerisindeki bireylerin bulunması yeterli değil. Diğer alt değerlerin de izah edilmesi, anlatılması önemli. Burada koloni olarak değerlendirilmesi topluluğun bizim için bir kriter. İkincisi diğer kriterler, eğer hani arıda kovanın şekli, şemali, yapısı, ne kadar kullanıldığı, ne kadar değer, bunlar diğer pazarlık olan kriterler. Bu koloniyi oluşturan bireyler var. Bunlar arkadaşlar, yarın giriş yapacağım. Şimdi artık koloni bireylerini ve çalışmasını anlatacağım. Aklında sorusu olan var mı? Evet arkadaşlar, bugünlük burada bitirelim. 9'da gene süreyi böyle yavaş yavaş 9-9.15'e doğru kaydırıyorum. Evet. Hocam bu yer konusunda orman işletmeye biz başvuruyoruz. Onlar mı gösteriyorlar? Biz bir yer buluruz, onlara mı gösteriyoruz? Nasıl oluyor? Şimdi ya benim danışmanlık yaptığım dönemde sistem farklıydı. Biz yer buluyorduk. Bulduğumuz yeri orman işletmeye söylüyorduk. Orman işletmeye izni veriyordu. İzinle tarıma başvuruyorduk. Şimdi gene siz yer bulabiliyorsunuz, buluyorsunuz. Ama ondan sonra tarıma gidiyorsunuz. Tarım il müdürlüğüne veya ilçelerdeyseniz ilçe müdürlüğüne. İlçe müdürlüğü sizin bulduğunuz yerin
Çevredeki arıcılar, yerleşim yerleri ve sizin arıcılık şekli bakımından bir engel teşkil etmeyeceğini kanaat getiriyor ve oraya için koordinat alıyor. Size bir belge veriyor. Bu belgede siz orman işletmeye gidiyorsunuz. Tarım açısından benim buraya arı koymamda bir engel yokmuş. Ben buraya arı koyacağım. Sizin açınızdan bir engel var mı diye soruyorsunuz. Onlar da haritalarından kontrol ediyorlar. Evet, burası sizin konaklama yapmanıza engel olacak bir yer değilse size konaklama izni veriyorlar. Hop haftada. Konaklama iznine izin verilemeyecek yerler, bildiğim kadarıyla söylüyorum, şahıs yerleri olabilir, ona orman izin vermiyor. Gençleştirme alanları olabilir. Yani oralar sökülüp düzenlenmiş, tekrar ağaçlandırmaya başlamışsa oralara izin verilmiyor. Mesire alanları. Mesire alanlarına yakın yerlere, yani ormanda kayıtlı mesire alanlarına izin vermiyor. Tarımda yerleşim yerlerine çok yakın olmadığı zaman izin vermez. Başka bir arıcıya çok yakınsa, o arıcının rızası yoksa izin vermez. Yola yakın da izin vermez. Bir de bazı bölgeler var, bölgesel olarak engellenmiş, yasaklanmış, oralara izin vermezler. Yakın zamanda da şey olacak, organik bölgeler tespit edecek, o bölgelerde organik dışında konaklayacaklara izin vermeyecekler. Yani sertifikasyon müracaatı yapmayanlar, o müracaat mesajı geldi ya, ondan sonra yani organik alanların içerisine organik dışı üretim yapanlar giriş yapamayacaklar. Öyle bir şey olacak. Organik dışı gerçekten üretim dediğiniz hocam. Şimdi organik üretim. Şu anda bir organik. Gene şeyiz. Anlatacağım. Yok canım, daha değil. Sertifikasyon müracaatı yapıyorsunuz. Organizasyon sertifikası veren, organik sertifikasyonu veren firmalar var. Bakanlık tarafından izin almış. Türkiye'de 5 tane değil de artmadıysa 5 tane firma var. İyi akşamlar. Bunlara müracaat ediyorsunuz. Organik kriterlere göre arıcılık yapıyorsunuz. Bu firmalar sizi denetliyor. İyi akşamlar. Eğer bir sıkıntı yoksa size sertifika veriyorlar bir sene sonra. Ürettiğiniz ürünü organik olarak pazarlıyorsunuz. Organik. Bu sertifikayı organik alırsanız. Alamazsanız pazarlayamıyorsunuz. İşte bu üretimi yapan arıcıları Yalova'da bir yere toplayacaklar muhtemelen veya bir iki yere toplanacak. Bu bir iki yere toplanan arıcıların bulunduğu bölgeye diğer arıcılar giriş yapamayacaklar. Sahte bağlı olayı da o zaman biraz daha kontrol altına organikte alınır. Organikte zaten kontrol altına. Ama organik dışı da kontrol altına alınır. Evet. Organik dışında da sertifikalı, yani sadece organik değil, iyi tarım uygulamaları da var. Onun için de sertifika alınabilir. Şimdi ben organik başladıktan sonra ikinci aşamada iyi tarım uygulamalarının da başlamasını bekliyorum. Çünkü onda da ilaç kullanıyorsunuz. Organikte de ilaç kullanıyorsunuz ama organik ilaçlar kullanıyorsunuz. Kontrol. Öbürkünde kimyasal ilaçları kullanıyorsunuz ama izin verildiği düzeyde ve izinli olanları kullanıyorsunuz. Onda da ürünleriniz analiz ediliyor. İnsan sağlığına zarar. Ondan sonra sertifika veriliyor. Burada sertifikalı bir ürün tabii ki, yani sertifikasız bir üründen daha pahalıya satılır. Çünkü bir bakanlık tarafından denetlenen, kontrol edilen bir kurum tarafından gene denetleniyorsunuz. O bakımdan önemli. Evet arkadaşlar. Kaliteniz belgelenmiş oluyor. Evet.